Avukatı aynı zamanda Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt kameralar karşısına girdi. Süreci ilişkin detaylı bir bilgilendirme yaptı. Aslında zaten bir önceki bağlantımızda da altını çizmiştim. Zaten bir hazırlık vardı Saadet Partisi Genel Merkezi'nin taşınması yönünde. Ancak seçim dolayısıyla bir aylık bir öteleme istemişlerdi Fatih Erbakan ve avukatlarından. Ancak bugün sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren de o icra takibi, icra işlemi burada Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Şu sıralarda da tahliye işlemi devam ediyor. Tabii bir taraftan icra memurları ve avukatlar içeride halen eşyaları not almayı, kayıt altına almaya devam ediyor. Bir taraftan da buradaki görevliler de yine tahliye işlemini genel merkezden gerçekleştiriyor. Tabii biraz önce yayına başlamadan önce merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafları genel merkezden çıkarıldı. Yine biraz sonra da 1989'dan vefatına kadar merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın kullandığı makam odasının boşaltılacağı bilgisi bize verildi. Artık o tahliye işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk siyaseti açısından önemli kilometre taşlarına tanıklık eden bir tarihi bina, 1983 yılından itibaren Refah Partisi genel merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. 2001 yılından bu yana yaklaşık 18 yıldır da Saadet Partisi'ne genel merkezlik yapı, genel merkez binası olarak kullanılıyordu. Artık tahliye işlemi devam ediyor. Tabii şunun altını çizelim. Zaten Yargıtay'ın aldığı bir karar vardı. Bir aylık bir öteleme yaşanmıştı. Yani seçim sonrasına bırakılmıştı tahliye işlemi. Artık o tahliye işlemi şu sıralarda gerçekleştiriliyor. Buraya sonra da merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın 1989 yılından ölümüne kadar kullandığı odanın tahliyesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Önemli bir bina, ancak şunun da altını çizelim. Az önce Saadet Partisi Genel Merkezi avukatı bir açıklama yaptı. Sürece ilişkin, yani adli sürece ilişkin bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Zaten binanın pazar günü tahliye edileceğini ifade etti, ancak şunu da belirtti. Saadet Partisi'nin de Fatih Erbakan'a karşı bir karşı dava açtığını ifade etti. Evet, gördüğünüz gibi şu sıralarda halen o tahliye işlemi devam ediyor. Yaklaşık 4-5 gün bu tahliye işleminin devam etmesini bekliyoruz. Yeni bir yer kiralandı Saadet Partisi için. Zaten seçim öncesi de bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmişti. Pazar günü de bu tahliye işlemi, taşınma işleminin gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak bugün erken saatlerde önce polis, çevik kuvvet ekibi genel merkeze geldi. Genel merkez etrafında bir güvenlik koridoru oluşturdu. Ardından da icra avukatları genel merkeze geldi ve şu sıralarda Saadet Partisi genel merkezinde tahliye işlemi devam ediyor. Hasan Uylaş, çok teşekkür ediyoruz.